Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Temmuz Cumartesi günü Ankara yarış programı tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır ve İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Diyarbakır'da 6 koşu, İzmir'de 9 koşu var. Oralarda toplam 3 altılı olmakla birlikte Ankara'daki altılı ile toplam 5 tane altılı bulunmakta arkadaşlar. Cumartesi günü çok keyifli bir program bizleri bekliyor olacak. Evet şimdi Ankara tahminlerine geçeceğim. Kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak destek verelim diyorum. Başlıyorum tahminleri. Bu arada Diyarbakır'da 2 banko var onu belirteyim 6 koşuda. Evet saat 1'de ilk yarış şart 1 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak Ankara'da. 10 safgan start alıyor. Ee, tabii şimdi bu yarış için bir idmanları göstermekte fayda var. İdmanları görelim edelim ondan sonra net tercihlerimizi belirtelim. Arkadaşlar idmanlarda dikkatimiz çeken neler var? Şimdi bir kere 15 numara Subengiana'nın çok rahat bir idmanı geldiğini görüyoruz ve koruk 8 numara yine o ondan da daha rahat bir idmanla gelmiş. Yani 8 ve 10 numaranın idmanları gerçekten çok rahat vaziyette yapıldığını görebiliyoruz. Bunlar dikkatimizi çekti. Çizmeli sement 41-40-27,5 şeklinde iyi bir idmanla gelmiş. O da o bakımdan dikkatimizi çekti. Yani bunlar önemli detaylar. Ee, bunun haricinde tabii mesela idman jokeyleri içerisinde işte Vedat Demir'in, Salih Çelik'in e, bulunması, ve Nuri Kar'ın bulunması vesaire bunlar da önemli detaylar olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın tahmin kısmına geliyoruz. E, çizmeli sement dedik mi iyi 5 numara ayağın kurşunu yazılsın. 8 numara koruk. Ercan Çankaya ile Su Bengana 10 numara Nizamettin Demir'le çok rahat bırakılmışlar. İlmanlarında son burada sürpriz yapabilirler. 9 e, numara top tier ve de tabi Şidersi de burada e, tavsiye edeceğim sizlere. Bu şekilde bir oyunla 4 safkan yapabiliriz. E, belki işte burada 2 e, numara Aydın Tay'a 7 numara kader gücüne de şans verilebilir. Ama ben 4 hatta bırakmanızı tavsiye ederim. Geniş kupon için 7 ve 2 numaralı safkanları da ekleyip 6 hata çıkabilirsiniz. Burada sürpriz patlayabilir arkadaşlar. Temkinli olalım. İkinci koşu saat 1.30'da şart 4. 3 yaşlı Araplar 1300 için pist yarışı. 9 safkan var arkadaşlar. Burada bir şey belirtmem lazım. O detayı söyleyeyim. Ee, Diyarbakır'da çok rahat bir bütçe ayarladık. Ee, İzmir için de yine tabii bir bütçemiz var ama en büyük ağırlığı Ankara'ya verdik. Hani bu detayı paylaşmam lazım ki notlarınızı alırken buna dikkat edin. Diğer videolara da bakın. Ondan sonra buraya tekrardan gelebilirsiniz yine. Bir numara Özgür Ruh arkadaşlar. ikinci koşudayız. Bir numara Özgür Ruh Müslüm Çelik ile birlikte favorimizdir bu yarışta. Son 3 yarışında da çim pistte etkili koştu. Bu sebeple favorimiz oldu. Ahmet Çelik de 4 numara Delikanlı Poyraz. Ee, yani son yarış ikinci kalmasına rağmen şans dahilinde gözüküyor. Bu mesafede etkili olmasında göz önünde bulunduruyoruz. 14 gün evvel 3. kalsa dahi yine Gökhan Kocakayar'a 5 numara Oğuz Hantay ve Vedat Abişli 2 numara Baba Deniz. Burada yazılı basit gerektiğine inandığımız safkanlar. Yani buradaki oyun aslında e, 1-4-5-2 şeklinde bir sıralamayla toplam 4 at şeklinde yorumlayabiliriz. 3. koşuya geldim. Saat 2'de koşulacak 6 safgan start almakta. Kısa vadiyeli 4 yaşlı Arap atları 2100 metre kum piste çıkacaklar arkadaşlar. 9 gün evvel koştu kazandı. Akın Sözen İdaresi'ndeki Torun veya Torun Calas e, diyelim 2 numara burada bizim e, favorimizdir. Grup içerisinde de kazanmasını yakın bir e, isim olarak değerlendiriyorum. 2 e, numara Torun Calas'ı bir alternatif tek olarak tutabiliriz. Banko tek değil bakın dikkat edin. Yalnız burada çok enteresan durumlar var. Ayen Kurşun 8 4 numara Erkşan'ın gelme ihtimali yüksek bir isim yine olduğunu unutmamak lazım. Yani 2 numara çok da rahat olmayacak. Bir de tabii kafama takılan bir husus Halis Karataş'ın burada Aldarşah'a biniyor olması. Ee, yani neden bu ata e, Halis Karataş biniyor burada? Bu kafamı kurcaladı açıkçası. Hani bir deneme yapmak için ciddi bir sürpriz ihtimali için belki 6 numarayı da yazıp 3 ata da çıkabilirsiniz. 2 alternatif tek 4 ve 6 ilavesini yapabiliriz burada. Dediğim gibi yani Aldar Şah burada birazcık jockey tercihinden ötürü beni şaşırttı. Halis Karataş'ın bu ata biniyor olması. O yüzden oyunda tercihlerimizde yer vermekte fayda görüyorum bu koşu için. Normalde jokey bazlı bir tercih yapmıyoruz biliyorsunuz ama bazen böyle detaylar fark yaratabilir diye düşünüp e, göz ardı edemiyoruz. Dördüncü koşuya geldim. Saat 2.30'da 14 handikap 3 İngilizler 2000 metre kum pisti yarışı. Arkadaşlar favorimiz burada İsmail Yıldırım'la birlikte 2 numara Rüzgar Uğurdur. E, üst üste iyi performanslar sergiliyor olmasıyla favori olmayı net bir şekilde hak etmiştir. İkinci at olarak 4 numara Ceyhan Serdar'ı, Müslüm Şerik'i, Derslik Safkan. Üçüncü at olarak Kışbağ Çizik'te 3 numara Aternitas'ı değerlendiriyoruz. Buradaki oyunu 2-4-3 şeklinde bir sıralamayla toplamda. 3 atlı bir hale getirmeyi tavsiye ediyoruz. Biraz da Rüzgar Uğur biraz yüksek kiloda kaldığı için rakiplerine kıyasla sıkıntı yaşayabilir. O yüzden burada Rüzgar Uğur tek olmamıştır. Gerekçesini de açıklayalım. Bir e, endişeye mal yok yani e, diye belirteyim. İlerleyen yarışlarda zaten 6. koştu arkadaşlar. Tekimizi vereceğiz. Bankoteki de sıkıntı yapmayın yani. 5. koşu saat 3'te. şart bir 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 10 safkanın mücadelesi olacak. Ee, yine bilmanları göstereyim şart bir yani en nihayetinde. Şimdi 1200 metrelik bilman yapan Serkan Baba dikkatimiz çekiyor. Dereceye takılmayın yani çok rahat bir derece ee, ve e, burada net bir şekilde uzun bir idman olması da atın kondisyonu açısından önemli bir e, bize donet sunuyor diyebiliriz. Geriye kalan isimlerde çok böyle yine dikkat çeken bir şey var mı diye bakıyorum ama yani idman açısından gerçekten pek de fazla dikkat çeken bir husus yok. onu belirteyim. Geçiyorum. Şimdi bu işin tahmin boyutunu arkadaşlar. Şimdi ne dedik? 8 numara Serkan Baba. Nizamettin Demir'le tavsiye ediyorum. Geriye kalan isimlerde artık buradan sonrasını birazcık orijinlere vesaire bakarak tabii ki yapacağız. Bir de eski idmanlar da var tabii ki en nihayetinde biliyoruz ediyoruz. 6 numara Megahertz Mehmet Salih Çelik ile birlikte arkadaşlar. 3 mankislik Kent Rüzgarı 5 numara. ve ee, ve Veda tabi işte Zeybek Yavuz 9 numara arkadaşlar düşündüğüm atlardır burada ekstra için. Yani 8, 6, 5, 9 şeklinde bir sıralamayı burada tercih ettim. Sizlere oyun önerimi de bu şekilde belirlemiş oldum. Geldim 6. koşuya. Evet burası tek geçeceğimiz yarış arkadaşlar. Tabi bir tane de alternatif tekimiz zaten hala hazırda vardı biliyorsunuz ki. Saat 3.30'da kısa vade 22 handikap 4 tükkar araplar 1400'de kum pistte çıkıyorlar. 9 safganın start alacağı bir yarış. Tek geçeceğimiz bir tane safkan var bunların içerisinde. Şimdi grupta çok etkili isimler var. Bunu bir kere bir kabul edelim. Yani bu zorluğu riski bilerek burada tek atıyoruz. Burası öyle bir yarış. Bizim tekimiz... Mehmet Akyavuz idaresindeki bir numara Yener Sultan'dır. Gerekçesini arkadaşlar burada birçok at zaten formda geliyor. O zaman neye bakacağız? Mesafe 1400. 1400 metrede kim fark yaratabilir? Yener Sultan 1.35-68 dereceye sahip bir safkan fark yaratabilir. Diyeceksiniz ki 7 numara Mucit Tay. Evet Mucit Tay da olabilir. Bu bir ihtimaldir. 1.35-52'si var geçmişten. Ama 4 gün evvel 5. oldu. Yani akıl var mantık var. Evet 7 numara Mucit Tay gelebilir. Çok büyük bir sürpriz olabilir. Ama biz eğer tek atacaksak çok sağlam temellere dayanan bir tek olması lazım. Öyle kafadan atmayla olmaz. 1 numara Yener Sultan performansıyla, istikrarıyla, iyi jokeyiyle ve tabi derecesiyle birlikte burada bize güven veriyor. Biz de bu sebeple tek bırakıyoruz. Gerekçesini de izah ediyorum arkadaşlar. Bizde öyle sallama yok. İkincilik için çok zor bir durum söz konusu. Yani Bay oğlu Hedbe, Darlöy, Akla Fırtınası, Tanışık ve bahsettiğimiz işte burada Mucit Bunlar Bunların ikincilik için adaydır. O yüzden burada sıralı ikili önermiyorum. Bakın öyle boş yere bir öneri de verip sizin kafanızda karıştırmama gerek yok. Bir numara Yener Sultan tek bu kadarı yeterli. Yedinci koşu demokrasi ve milli birlik günü koşusu. Grup 2, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre çim pist yarışı. Evet şimdi Bakın ilk altılıda bir alternatif tek verdik değil mi? 6. koşuda bir banko yine vardı. E burada da bankotek var. 2 numara kazatörde Osos. Halis Karataş biniyor. 13 gün evvel kazandı. Son 5 yarış zaten 5 yarış koştu. At ikincilikten aşağısını görmedi. Burada zaten kazanır. Grup çok rahat bir grup denk gelmiş vaziyette. 1 10 96 derecesi var. 2 numara Kazatordo Osos. Tek arkadaşlar ikinci altılı için. Şimdi diyorsanız ki siz bir önceki koşuda ben tek geçmek istemiyorum e, ilk altılıda verdiğin alternatifteki değerlendiririm. Hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi ikinci altılı içinde zaten tekimiz mevcut. Yani 7. koşuda iki numara tek. Tekleri bir kez daha özet geçeceğim videonun bitiminde arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın merak etmeyin. E, kafanızda hiçbir soru işareti kalmaz. 8. koşu saat dört buçukta kısa vadiyede dört yukarı Araplar. 2200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar Can Cener Mehmet Akyavuz'la birlikte burada favorimdir. Ahmet Çelikli'yi durmak köçekte en ciddi rakibi. Bu iki atı burada ayırmamız mümkün değil. E, bu iki atı yazıp iki atla geçme ihtimalimiz çok yüksek gözüküyor bu yarışı. Ama tabi e, burada bir ekstra deneme yapmak isteyenler için üçüncü bir atla tercih edilebilir. Biz burada 4 ve 7 şeklinde iki atla geçmeyi e, uygun bulduk. Dokuzuncu koşu saat 5'te şart 1. 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada izleyimiz 11 adet safkan bulunuyor. Ben size şöyle tercihlerimi belirteyim. Burada bir idmanları da tabii göstermekte fayda var. Bir gösterelim. bir olsun. Arkadaşlar çok dikkatimi çeken bir at var. sakız kızı 11 numara. Bu atın çok ciddi bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Yani bu derece çok anormal bir derece. 800'ünün 1 dakika 3 saniye gelmiş olması çok anormal bir derece. E, bilinçli bir durum mu var? Bilerek mi rahat bırakıyorlar atı? Ya bunların hepsi de tabii ki soru işareti. Ee, bir de tabii iyi idman yapan isim var. Bir şetin 4 bir on gelmiş. Çok çok güzel bir idman e, diyebiliriz. E, şu anda e, grup itibariyle değerlendirdiğimizde 41.5 yapan bir Orçun Tay var. Bunlar dikkatimiz çeken idmanlar. Şimdi gelelim tahmin kısmına arkadaşlar. Bir çetin 4 numara ışman çizikli dedik arkadaşlar. 11 numara sakız kızın tavsiye ettik ve 7 numara orçuntayı tavsiye ettik. 3 tane at yeterli olabilir. Geniş kuponlar için burada hücmen fc 5 numara ve kula geride Mehmet Salçelik ve Gökhan Kocakayı dersteki 5 ve 6 numaralı saf da ilave edebilirsiniz. Geldim 10. ve sonuncu koşu saat 5.30'da şart 3. dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1500 kum pist yarışı. 1 numara Elrio Fatih Sultan Mehmet Sansar'la birlikte tavsiye ediyorum. 7 numara Bloom Dancer Ahmet Çelik'le tavsiye ediyorum. Ekürlerden 6 numara Kızım Mercan'ı tavsiye edeceğim. Akınsız'ın dersinde start alıyor. Ekürüsü Müslüm Çelik binecek Point of Infinity'ye de. Burada arkadaşlar Fatih Rüstem Bebek'le 11 numara Prime'ı yine önereceğim sizlere. Bir de geniş kuponlar için uzun arasına rağmen Selanik Kısçesi 13 numara Ayan Kurşun'la birlikte yazılabilir. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Teklerimizi hatırlatalım hemen. Sizlere bahsettiğimiz teklerimizi. Arkadaşlar bakın burada. Ee, bu yarış değil. Ha, şuradaydı evet. 2 numara kazatörde Osos 7. koşuda. 2 numara de Osos'u tek olarak verdik sizlere biliyorsunuz ki altıncı koşuda ne dedik bir numara Yener Sultan dedik arkadaşlar sizlere ve tabii e, burada bir diğer e, tek geçtiğimiz e, durum vardı biliyorsunuz ki e, burada arkadaşlar e, şu dördüncü koşuda biliyorsunuz 3 tane at dedik üçüncü koşuda da e, alası tek olarak bırakmıştık yani e, alternatif dedik daha doğrusu Hani Erkşan'la bir arada ve Aldar şahla düşünebiliriz diye. Yani bakın 3 tane tek atabileceğiniz yarış var. 10 tane koşuda 3 tane tek atabileceğiniz yarış var. Bunlara bakarsınız. Bütçenizi değerlendirirsiniz. Ona göre tercihiniz yaparsınız. İzmir ve Diyarbakır'da yayında onları da seyredebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olalım. Videoyu beğenelim. katılıyorsu olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.